koltuğunda buluştuk. Şu anda güzel bir pazar gününü geçirebilecek en güzel yerlerden birindeyiz. Türkiye'nin herhalde en tanınan berberi, kuaförü, ne denir artık, siz kendinize ne diyorsunuz, saç berberi. Sadece saç stilisti. Sadece işinde tanınmıyor. Birçok ünlüden de daha çok tanınıyor. Ünlü müşterilerde cabası. Şimdi bir tane ünlü müşterimiz var burada. Siz tabii görür görmez onun belki kim olduğunu anlayamadınız ama hemen şöyle sağa doğru dönersek benzerlikten çıkarabilirsiniz. Şimdi o taraf meşgul. Sizinle başlayalım. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Pazarlar. Sağ olun size de. Işıl ışılsınız pazar günü. Çok iyi gözüküyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. O, kamerada o kadar iyi çıkmam ama. İyiyiz. Evet, Bever'e geldik. Pazarlar, buraya geliyoruz. Saç stilisti Şükriye. Dede torun. Evet. Hep böyle mi geliyorsunuz? Yani torunum daha az, benden daha az. Ben daha sık geliyorum ama onunla beraber çocukluğundan beri, 2 yaşından beri, hatta 1,5 yaşından beri buraya geliyor Raif. İlk siz mi getirdiniz? İlk ben getirdim. Hep beraber geliriz. Ondan sonra alışveriş yaparız. Biraz yemek yeriz bir yerlerde beraber. Dede torun. Böyle geçer pazarımız. Ondan sonra tabii arkadaşlarına gider öğleden sonra. Ben de tabii biraz kitap okurum belki. Pabucu da mı atılır dedenin? Maça gideriz belki beraber. Maç varsa, buradaysa. Böyle bir şey o. Şimdi çarşamba günü 20'sinde 10 yaşına basıyor. 10 yaşı bitiriyor yani. Artık kendi başına da gelebilecek. Soralım bakalım. Raif Bey, nasılsınız? İyi. Siz de galiba bu genç yaşta dedeyi örnek alarak başkanlığa mı soyunmuşsunuz? Öyle bir şey duydum ama. Evet. Ne başkanısınız? Öğrenci birliği. Okulda. Nasıl evet. Gidiyor? İyi gidiyor. Peki, şimdi Galatasaraylısın herhalde. Evet. Onu sormuyorum. Mesela Fenerbahçelilerle, Beşiktaşlılarla falan o dengeyi nasıl kuruyorsun? Herkesle anlaşıyorum. Herkesle iyi geçiniyorum diyorsun. Evet. Herkesle iyi geçiniyorum. Maçlara gidiyor musun? Tabii ki. Her zaman gidiyorum. Peki hep Şükrü Bey mi tıraş etti seni? Evet. Doğduğu günden beri 10 yıldır. Doğduğu günden beri? Tabii tabii. İlk sen tıraşın... ne kadar eskiyi hatırlıyorsun? İlk tıraşını hatırlıyor musun? Hayır. Dedesini kucağında tıraş etmiştik. Hatırlıyor musun? Hatırlamazsın onları. Hiçbir şey yapamadım. Peki ağladın mı? Ben saçlarımı kestirmem diye. İlk tıraş öyle olur değil mi? Bir ağlanır şöyle bir. Ama Raif hiç ağlamadı. Normalde çocuklar hep genelde arar ama Raif'te hiç öyle bir şey olmadı. Çünkü dedesiyle buraya keyif içinde geliyorlar. Özellikle hafta sonları önce berber, sonra işte gezmeye gidiyorlar. Raif'te de öyle bir hiçbir problemimiz olmadı. Genelde çocuklarda olur ama Raif'te hiç olmadı. Yani şimdi 10 yaşında ilk tıraşından beri ben tıraş ediyorum. Faruk Bey de işte 20 yıldır hiç kimseye tıraş olmaz. 20 yıldır tıraş ediyorum. Bu arada çok şıksınız. Acaba dedim bizim için mi? Ama herhalde gelen herkes için. Giyiniyorum. Zaten benim kardeşim de modacı, stilist. O giydiriyor beni. Onu bilmiyordum. Aynı zamanda işte bu kıyafetlerimizi bizim müşterilerimizin çoğunu da o giydirir. Faruk Bey de giydirmiştir. Genelde böyle her gün değişik şeyler yapıp ben de giyiyorum. Peki çok klasik bir soru olacak ama sizin saçlarınızı kim yapıyor? Ben yani Şükrü'de tıraş oluyorum. Tavsiye ediyorum herkese. Peki hiç mesela bir kadın gelip kocamın saçını çok güzel kesmişsiniz, benimkini de yapın, öyle şeylerle karşılaşıyor musunuz? Ben yapmıyorum. Ben erkek berberiyim. Erkek adam erkek berberine tıraş olur. Onun için bayanlarla hiçbir şey söylemiyorum. Hiç bugüne kadar elinizi değmediniz mi bir bayan saçına? İstemiyorum. Çünkü ben erkek berberiyim, bunun böyle olmasını istiyorum. Bayan kuaförlerin de bizim işimize karışmaması gerektiğini, ben nasıl karışmıyorsam. Kızlar beğeniyor mu saçları? Annesinin talimatıyla gidiyor şimdi. Değil mi? Evet. Annesine derse onu yapıyoruz şimdi. Ne gibi? Saçını şöyle keselim, böyle. Tabii. Ama mutlu gözüküyor. Mutlu olması 10 yıldır herhalde tıraş olmazdı. Değil mi Raifciğim? Gözleriniz aynı herhalde değil mi? Evet. Renkleri. Hmm.
Bu arada benim hasta Fenerbahçeli olduğumu bilmeyen yoktur basın camiasında. Ama şunu söylemem lazım. Gerçekten hep kıskandığım ve Türkiye'de en sevdiğim, özellikle fair play anlayışıyla ve getirdiği başarılarıyla en sevdiğim başkandınız. Bunu da söylemeden bu koltukta geçemeyeceğim. İltifat ediyorsun. Çok teşekkür ederim. İltifat ediyorsun. Zaten siz istatistiklere geçtiniz başarılarınızla. Yani bir ekip olarak tabii. Biz bir ekip de, bu sadece bana mal etmemek lazım. Geniş bir ekiptir arkadaşlar. Arkadaşlık, birliktelik işte bu başarıları getirdi. Çok mutluyuz tabii o bakımdan. Şimdi daha ileri gelecek inşallah. Peki kaç yıl geçti bıraktığınızdan beri? 11 yıl geçti. Hala o eski yoğunluk, enerji devam ediyor mu? Hani Galatasaraylardan size, futbol severlerden size. Benim enerjim hala devam ediyor. Hem Galatasaray odaklı enerjim hem de işlerime odaklı enerjiler devam ediyor. Enerjimde bir eksilme olmadı şimdiye kadar. Galatasaray yönetiminde ilk 1984'te olmak üzere toplam 6 dönem yöneticilik, 4 dönemde başkan yardımcılığı yaptı Faruk Süren. Özellikle basketbol şubesiyle ilgilendi ve başarılı sonuçlar alınmasında büyük rol oynadı. Başkanlık yaptığı 5,5 yıllık süreçte Galatasaray 14 kupa kazandı. Neler yapıyorsunuz? Maçları herhalde takip ediyorsunuz. Maçlara gidiyorum. Maçlara tabii muhakkak gidiyorum. Yani futbolu zaten, yani sporu seviyorum genelde. Bütün spor dallarını, yani oyunları, takım oyunlarını olsun, atletizm olsun izlerim. Kayak olsun, kayağı özellikle. Spora çok ilgi duyarım. Futbol tabii başka bir şey. Orada Galatasaray'dan zaten bağlılık var. Dolayısıyla onu izliyoruz, devam ediyoruz hala. Peki şimdi sizin döneminizde 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bizler krize girdik o sene, biz Fenerbahçeliler. Üzüldünüz o seneler. Evet, yani olacak, yani şampiyonluk olacak tabii, bir şampiyon olacak. UEFA şampiyonluğu geldi yine sizin başkanlık döneminizde. UEFA şimdi inşallah daha önemli, daha Şampiyonlar Ligi var mesela. Şampiyonlar Ligi'nde önemli aşamalar kat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Öyle bir yapıya da sahip olmak üzereyiz. Kadro bayağı iyi gibi. Şimdi mesela Drogba'nın gelmesiyle birlikte Schneider de var. Oyuncu kalitesinde epey bir yükselme oluyor tabii. O önemli. Oyuncu kalitesi de çok önemli. Neticede iyi oyunculardan iyi netice alınabiliyor. Bakacağız, göreceğiz. Peki size danışıyorlar mı hala? İşte şöyle bir futbolcu alacağız, ne dersiniz Faruk Bey falan? Öyle bir şey. Başkanla iyi bir ilişkim var. Ünal Başkan'ın. Dolayısıyla bir şey istediği zaman, bir şey sorma ihtiyacı olduğu zaman telefon ediyor, soruyor. Ben de fikrimi söylüyorum. Yoksa ben kendimi böyle, hani benim fikrimi alayım, benim böyle bir empoze etmiyorum kendimi. Böyle bir şey de yapmam. Haddim de değil zaten. Çünkü neticede başa gelmiş yöneticiler herhalde biliyorlar, konuyu da biliyorlar diye. İstedikleri zaman, bir şey sormak istedikleri zaman da tabii ki emirlerine amadayız. Buraya gelmeniz rutin mi oldu artık Dede Torun? Buraya gelmemiz rutin oldu. Ben Şükrü ile 20 seneyi doldurduk. O zaman Taksim'de bulunan Hayat Oteli'nin oradaydı. Ben bir gün gittim oraya. Benim berberim rahmetli oldu. Bir berbere ihtiyacım vardı. Ha, saç stilistine. Kötü bir anıyla olmuş ama olsun. Bir genç bir arkadaş var dediler, Hayat Oteli'nin altında orada çalışıyor. Galatasaraylı. Ben de oraya gittim. Tanımıyorum tabii Şükrü'yü. Bir dakika. Şimdi Fenerbahçeli olsam.
Yok, hayır. Bana tanıtım şekli. Arkadaşı. Arkadaşım. Şey, bilgi olarak veriyor. Olarak veriyor. Ya öyle yok. Yoksa. Yoksa bir Fenerbahçe'nin tıraşı olur. Ama yok. Mesela rahmetli öbür berberim benim Beşiktaşlıydı mesela. Öyle bir şey yok. Öyle bir ayrım yapmam. Kızınca vurur muydum o kız? Hayatta zaten öyle bir ayrım yapmam yani. Profesyonel hayatta. Arkadaşlıkta da yapmam. Çünkü çoğu arkadaşım benim Fenerbahçeli. Çok samimi arkadaşlarım. Çok samimi ve yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli. O bir şey yapmak. Dedim bilmiyorum, tanımıyorum. Şükrü Simayen de bilmiyorum. Dedim burada Galatasaraylı bir tane genç berber varmış. Kim o? İşte o Şükrü. Ondan sonra 20 senedir beraberiz o Şükrü ile işte. Tabii 20 sene ciddi bir zaman. Ne zamanında da benim için hep uğurlu diye maç öncesi tıraşa gelirdi. Öyle mi? O 4 yılda 14 kupayı tıraş öncesi de almıştık. Bir de öyle bir şey de var. Peki 6-0'lık maç öncesi tıraş etmeyi mi unutmuştu acaba? O zaman tanış. Ben başkan değildim o zaman. Yok. Başkan değildiniz ama gelmiyor muydunuz yine? Ya tabii canım, değil mi ama? Hayır, başkanlık süresince diyor. Sadece başkanlık süresi. Ama 6-0'da unutmuş olabilir. Madem Galatasaray'ın başarılarını hatırladık, o unutulmaz maçı da hatırlayalım. Cimbom kızmasın, Kanarya üzülmesin. Sonra sohbete devam edelim. Şükrü Bey, sizi bulmuşken burada mesela başka kimler müşteriniz? Onları da öğrenelim. İşte Faruk abimle birçok arkadaşı var. Fatih Altaylı. Çok müşterisi var. Ömer Saban. Kimi sorsam burada. Mustafa Sandal. Yani bizim için herkes çok önemli olduğu için genelde iş adamı ama ağırlıklı. Ben kaldım. %90 müşterimiz iş adamı. Bir de benim bu gazetecilik macerasından dolayı da çok iyice tanındınız. Oldu, tekrar gelenler oldu. Yani İstanbul'daki üst düzey yöneticilerin çoğu bizim müşterimiz. Genelde Allah'a şükür hepsi yani tıraşa geliyor ve çok memnun. Bir de yıllardır geliyor yani bizim müşterimiz öyle bir kere geldiği zaman mutlaka bunun devamı olmuştur. İşte Faruk Bey'de olduğu gibi. Alışkanlık mı yapıyor? Alışkanlık yapıyor. Bir şey geldi aklıma şimdi, hani eski bayramlar, eski gelenekler var. Dedeyle torunun tıraş olması, o da böyle bir gelenek değil mi? Hani onu da yaşatıyorsunuz. Yani bu hoş bir şey. İlişki de yani böyle bir özel bir ilişki de oluyor bu. Çünkü ilişki kurmak çok önemli bir şey yani. O elektrik de tuttuğu zaman işte ondan sonra kendimiz eğlenmemize bakıyoruz değil mi Arif? Peki mesela anneme babama anlatamıyorum, dedeme anlatırım dediğin şeyler oluyor mu? Hayır. Anlatıyorsun her şeyi annene babana. Evet. Peki şunu ilk dedemle paylaşayım dediğin şeyler oldu mu hiç mi? Bazen olur. Mesela okuldaki başarılar mı? Yok. Arkadaşlar. Mesela sporla ilgili şeyler gibi, onları ilk dedemle paylaşabiliyorum bazen. Hangi spora daha yatkınsın? Hangi sporu seviyorsun? Futbol. Güzel oynayabiliyor musun? Evet. Kimin pozisyonunda gibi? Forvet oynuyor. Peki şu anda en sevdiğin Galatasaraylı futbolcu kim? Drogba. Girer girmez de gol attı. Evet. Sevindin mi? Çok sevindim. Drogba'lı Galatasaray şampiyon olacak gibi mi? İnşallah olur tabii ama tek başına oynamıyordu Drogba. Drogba'nın tabii takım oyunu olduğu için burada takım faktörü çok önemli. Ama Drogba benim bildiğim kadar çok aklı başında, çok zeki, çok iyi bir aile yapısı olan bir oyuncu. Yani havai bir oyuncu değil, lider vasıflı bir oyuncu. Dolayısıyla takımda doğal liderliğini alabilir. Çünkü lider çok önemli, bir takımda lider çok önemli. Onun etrafında kenetlenmek de çok önemli. Benim gördüğüm kadar o hava yaratılıyor. O olduğu zaman olabilir tabii. En büyük adayı, şampiyonluğun en büyük adayı. Fakat dediğim gibi tek başına oynamıyor. Dolayısıyla bu takım havasını yaratırlarsa, muvaffak ve tutarlarsa, o havada devam ederse, bozulmazsa şampiyon olur. Efsane başkanı ve tatlı torununu uğurluyoruz. Müşterimizi uğurladık ama ben meşhur üst katı çok merak ediyorum. Ya bir sürü insandan dinlediğim.
Yani bir şey yaptırmadan bir hani gazeteci olarak bir kadını yukarı alıyorsanız. Ya bizde talibim. Bir saat değil birkaç saati değerlendirecek hizmet var yukarıda. İstiyorsanız buyurun bakalım. Tamam, yukarıyı geziyoruz. Oo, burada konfor var. Burada böyle kişiye özel bir odamız var. Hı-hı. Çünkü çok görünmek istemeyen de müşterilerimiz oluyor. Rahatsız edilmek istemeyen. İşte saç sakal tıraşı olup aynı zamanda manikür pedikürünü bakımını da yaptıracak. Her şeyini burada yaptırabiliyor. Hem de gözükmemiş oluyor. Tabii gözükmemiş oluyor çünkü bizim iş dinlenme işi, keyif alma işi. Bize gelen rahat etmek istiyor. Hı-hı. Yani aşağıda da bir sıkıcılık yok ama burada kendi başına işte örneğin kendi kanalını seyredebilecek. Kendi istediği müziği dinleyebilecek. Çayını kahvesini içecek. Keyfini yapacak bir oda. Devam edelim. Şu karşıda eğlenceli bir oda var. Renkli evet, havlular. Bakım odamız var. Artık herkes kendi bir baktığı için özellikle erkeklerin işte bu siyah noktaları. Bu erkekler çok değişti, çok değişti. Ciltleri kuruyor yani biz de genelde çünkü yaptırmak zorundayız. Çünkü genelde hep kadınlar bu işe çok hem meraklıdır evet. Ama. Ben şaşırdım ben şu aletleri bir erkekle düşünemiyorum. Erkeklerin artık çok ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Niye biz de bakmayalım kendimize? Genç olmaya çalışıyoruz genelde. Çünkü 30'undan sonra cilt ne de olsa yıpranıyor. İşte bu kötü hava şartlarından, işte günlük stresten, sivilceler, siyah noktalar. Bunları temizliyoruz buradan. Ama bunlar hep vardı. Neden erkekler son yıllarda daha bir düştü bu işe? Bir sebebi var mı? Çok sebebi var çünkü biz yurt dışında görüyoruz. Şu an örneğin bakıyorsun. Örnek alıyoruz. Tabii örnek alıyoruz. Bütün seyrettiğimiz filmlerdeki artistleri biliyoruz. Adam 70 yaşında ama 50 yaşında gibi duruyor. İşte estetiğini yaptırmış, saçını ektirmiş. Yaş faktörü bir kere değil mi? Kel insan da kalmıyor gibi bir şey. Herkes artık saçını ektiriyor. Bizim için çok iyi. Herkes cildine bakıyor bizim için çok iyi. Bir de herkes artık saçını boyatıyor. O kadar orijinal, organik boyalar var ki şu an hiç kimse belli olmuyor. Yani hiç kimse şeyi, ne yaptığınız belli olmuyor. Mesela beyazı hafif bırakıyor değil mi? Hafif bir grilik, çok güzel bir ton veriyor. Yani o yaşlanmış, o kirli beyazlığını alıyoruz. Onu yaşlanmışlığı pozitife çeviriyor bir de. Tabii tabii yani 10 yıl atıyor yani o kadar. Çünkü erkeklerde öyle çok değiştireceği çok bir şey yok. Erkeğin zaten öyle makyajı bir tek saçıdır. Ben çok güzel vakit geçirdim. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladınız. Gerçi saçlara bir şey yaptıramadım ama artık erkeklerin güzelleşişine tanık oldum. Teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi sıra sizde mi? Benim çok kötü bir sürprizim varsa. Önce klasik bir mesaj alalım. Her programımızın sonunda yaptığımız gibi sizden. Artık erkeklerin bence ihtiyacı uzman, bizim gibi uzman bir kuaföre danışması ve gelip keyifli bir zaman geçirmesi, lüks olmayıp ihtiyaç olduğunu bilmesi erkeğin saçı makyajıdır. Oo, bu çok iyiymiş. Erkeğin saçı makyajıdır. Evet. Çok iyi. Siz mi buldunuz bunu? Evet. O zaman ben size bir makyaj yapayım. Evet, saç makyajı olacak. Evet. Aletlerim bunlar.